arkadaşlarım tekrar hoş geldiniz. 37. testte kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuzda AB noktalarının orta noktası sorulmuş. Orta noktasına C diyelim arkadaşlar. Şimdi hesaplayalım. Absislerini toplayıp 2'ye bölüyoruz. Ordinatlarını toplayıp 2'ye bölüyoruz. O zaman bu nokta 2 bölü 2'den 1, 2 bölü 2'den 1 olacak. 1, 1 noktasıdır. ABC noktaları verilmiş. B noktası AC'nin orta noktası olduğuna göre A çarpı B nedir diyor. O zaman AC'nin orta noktasını hesaplayalım. Apsislerini toplayıp 2'ye bölüyorum. Ordinatlarını toplayıp 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Ve bu B1 noktasına eşit. 8 bölü 2'den 4 olur. Burası da A eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. O zaman B'miz 4'tür a eksi 1 bölü 2 1'e eşitse a'mız da 3'tür. 3 çarpı 4'ten cevap 12 olur. Üçüncü soruda a b verilmiş. Orta noktası orijin olduğuna göre a çarpı b nedir? O zaman arkadaşlar absislerini toplayıp 2'ye bölüyorum. Ordinatlarını toplayıp 2'ye bölüyorum. Burası orta noktadır. Orijin olduğu için 0 0 noktasına eşittir. Burayı sıfır yapacağız arkadaşlar. Önce düzenleyelim. A eksi B artı 1 bölü 2'dir. Burası da A artı B eksi 5 bölü 2'dir. Burayı sıfır yapacaksak arkadaşlar. A eksi B artı 1 sıfır olmalıdır. O zaman A eksi B eksi 1 eşit olur. Burası sıfır olacaksa A artı B eksi 5 sıfır olmalıdır. A artı B'miz 5 olur. Bu iki ifadeyi toplayalım. B'ler birbirini götürür. 2A eşittir 4'ten A'yı 2 buluruz. 2 eksi B eşittir eksi 1'den B'yi 3 buluruz. 2 çarpı 3'ten cevabımız 6 olur. ABC üçgeninde köşeler verilmiş. Üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları nedir? Arkadaşlar bunun için bu köşedeki absisleri toplayıp 3'e böleceğiz. Ordinatlarını toplayıp 3'e böleceğiz. O zaman yapalım arkadaşlar. Absislerini topluyorum. 3'e bölüyorum. Ordinatlarını topluyorum ve 3'e bölüyorum. Buradaki ifade 7 eksi 1'den 6 gelir. 6 bölü 3'ten 2 olur. Burası da eksi 1 artı 4'ten 3 olur. 3 bölü 3'ten 1 gelir. 2 1 cevabımızdır. 1 ABC üçgeninde köşeler verilmiş. Ağırlık merkezi 2 2 olduğuna göre B artı C nedir? Aynı şekilde hesaplayacağız. Absislerini topluyorum arkadaşlarım. 3'e bölüyorum. Ordinatlarını topluyorum. 3'e bölüyorum. Ve bu ifade 2, 2'ye eşitmiş. Şimdi arkadaşlar önce absisini düzenleyelim. C artı 1 bölü 3'tür. Bu ifade 2'ye eşit. C 5 gelir. Ordinatını düzenleyelim. B artı 2 bölü 3 ifadesi 2'ye eşitmiş. B'miz buradan 4 gelir. B4, C5 olmak üzere cevabımız 9'dur. Altıncı soruda bir paralel kenar var. Köşeler verilmiş. P artı K nedir diyor. Şimdi A'yı yazalım arkadaşlar. 2, 4, P, K, 3, 1, eksi 1, 2 var. Kuralımız şu arkadaşlar. Karşılıklı köşelerdeki apsislerin toplamı diğer karşılıklı köşedeki apsislerin toplamına eşittir. Yani 2 ile 3'ün toplamı burada eksi 1 ile p'nin toplamına eşittir. O zaman p'miz 6 olur. Şimdi değerini yapalım. 4 ile 1'in toplamı bu sefer y'ler arasında da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. k ile 2'nin toplamına eşittir. k'yı da buradan 3 buluruz. 6 artı 3'ten cevabımız 9'dur. Yedinci soruda bir paralel kenar var. AC, BD köşegen olduğuna göre D noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir kere köşegenlerin kesişim noktası burada AC'yi ortalıyor arkadaşlar. O zaman E noktasını bulalım. Apsisleri topluyorum. Bakın A ile C'nin orta noktası ya. Apsisleri toplayacağım. 5 artı 3 bölü 2. Ordinatlarını toplayıp 2'ye bölüyorum. 8 bölü 2'den 4, 4 bölü 2'den 2 oluyor. Şurası arkadaşlar budur. D'nin noktasına da AB diyelim koordinatlarına. B noktası ise D ile E'nin orta noktası olduğu için bunu da şöyle yazacağız. A artı 4 bölü 2 eşittir 2. B artı 2 bölü 2 eşittir 4. A'yı buradan 0, B'yi buradan 6 buluruz. O zaman 0, 6 şeklinde yazarsak D'nin koordinatları bize A şıkkını verir. 8. soruda A, B, e, A, C, E noktaları verilmiş. Ve diyor ki A, B, B, C'ye eşit. B, D, D, E'ye eşit. B noktası kesişim olduğunu söylüyor. D noktasının koordinatları nedir? Önce B noktasını bulabiliriz arkadaşlar. Çünkü A, C'nin tam orta noktası. O zaman yazalım. Absislerini toplayıp 2'ye bölüyorum ordinatlarını toplayıp 2'ye bölüyorum. 6 bölü 2'den 3, 4 bölü 2'den 2. Burası 3, 2'dir arkadaşlar. D noktası ise D ile E'nin orta noktasıdır. O yüzden absislerini toplayıp 2'ye bölüyorum. Ordinatlarını toplayıp 2'ye bölüyorum. 8 bölü 2'den 4, eksi 2 bölü 2'den eksi 1 gelir. Ve cevabımız denizli olur. AC doğru parçasını AC bölü BC 1 bölü 3 oranında işten bölen C noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bunun yanına K'yı yapıştıralım. O zaman AC uzunluğu K olur. BC uzunluğu 3K olur. AB uzunluğu ise 4K olur. Aps ise bakın arkadaşlar. Eksi 1'den 7'ye gelmiş. 7 eksi eksi 1'den 8. 4K'da apsisi 8 birim artmış. Burada da K var. K'da ne kadar artar? 2 katı 2 katı dersek 2 birim artar. Apsisi 2 birim artıyorsa eksi 1 artı 2'den 1 olarak apsisini buluruz. Gelelim ordinat arkadaşlar. Bakın 4K'da 3'ten eksi 5'e gelmiş. Eksi 5, eksi 3 diyorum. 8 birim azalmış. 4K'da eksi 8 birim azalmış. Yani aslında 8 birim azalmış deriz. Önüne eksi koyarız arkadaşlar. K'dan ne kadar azalır? K'da 2 birim azalır. O zaman 3'ten 2'yi çıkardığımızda 1 olarak ordinatını buluruz. Koordinatlarını bulduk. Toplamı sorulmuş. 1 artı 1'den cevabımız 2 olur. Gelelim ona. AB doğru parçasını içten bölen C noktasının koordinatları... 4 0'dır diyor. 4 0. AC bölü AB P bölü 10 olduğuna göre P artı K nedir? Absislere bakın arkadaşlar. Bir kere AC arasında 4 eksi eksi 2'den 6 birimlik bir fark var. Absislere bakıyoruz. AB arasında 13 eksi eksi 2'den 15 birimlik fark var. O zaman AC 6 AB 15 olur ve bu oran P bölü 10'a eşitmiş. 3'e böl 2, 3'e böl 5, 5'e böl 1, 5'e böl 2, 2 çarpı 2'den P'yi 4 buluruz arkadaşlar. Şimdi P'miz 4. Az önce zaten bu oranın 6 bölü 15 olduğunu söyledik. Öyle değil mi? Gelelim ordinata arkadaşlar. Şimdi gençler ordinat 4'ten 0'a gelmiş. 4 birim azalmış. 0 eksi 4'ten eksi 4 diyorum. 6 birimde eksi 4 olmuş. 4 birim azalmış. 15 birimde ne olur? 15 çarpı 4 bölü 6 diyorum. 2'ye bölü 2, 2'ye böl, böl 3. O zaman 10 birim azalıyor olacak. Arkadaşlar 4'ten 10 birim azalacaksa 4 eksi 10'dan eksi 6 gelir. K'yı da eksi 6 bulmuş olduk. Toplamı da bize eksi 2'yi verir. 11'e bakalım. BC noktaları verilmiş. AD'miz aç ortay. Ve diyor ki AB'nin AC'ye oranı 2 bölü 3. Yani şurası 2K burası 3K arkadaşlar. Bakın 2K bölü 3K'dan 2 bölü 3 oldu. O zaman burası da 2M 3M olacaktır. Aç özelliğinden. 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. 2M'nin 3M'ye oran olacaktır. D noktasının koordinatları toplamı nedir diyor. Arkadaşlar BC arasında 5 mlik bir mesafe var. Apsise bakın. 4 14. Ne olmuş? 5M kadar mesafede 14 eksi 4'ten 10 birim artmış. O zaman 2M kadar mesafede ne olur? 2 katı, 2 katı şeklinde düşünürsek 4 birim artar. 4'e 4 eklersek apsisini 8 buluruz. Şimdi ordinatı için aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bakın 5M'ye kadar mesafede 7'den eksi 8'e gelmiş. Eksi 8, eksi 7'den 15 birim azalmış arkadaşlar. 2M'de ne kadar azalır? 3 katı 3 kat olarak düşünürsek 6 birim azalır. Burada 7 yazıyor. 7 eksi 6'dan ordinatını 1 buluruz. Koordinatları toplamı nedir diyor. Toplamı da bize 9'u verir. Ve gelelim 12'ye. AB yolunda sabit hızla hareket eden bir araç iş yerinden markete yarım saatte, marketten eve 15 dakikada gitmiştir. Sabit hızla gidiyor arkadaşlar. Yarım saat dediğimiz 30 dakikadır. O zaman arkadaşlarım şuradaki yol buradaki yolun yarısıdır. Öyle değil mi? Çünkü hız çarpı zaman eşittir alınan yoldur. Burada hız aynı. Bakın arkadaşlar şuraya x1 buraya x2 diyelim. Oranladığımızda 2 bölü 1 eşittir. X1 bölü X2 olur. X1 ifadesi 2X2 eşittir. Sabit hızlı olduğu için arkadaşlar e, burada süreyle orantılı olacak şekilde yolları paylaştırırız. Yani şöyle diyelim. Burası K mesafesinde ise burası da 2K mesafesi olur. İş yeri ve evin bulunduğu koordinatlar sırasıyla 1-2 burası 1-2 imiş. Ev arkadaşlar eksi 5 10'muş. Marketin koordinatları nedir diyor. Güzel. Arkadaşlarım 2K artı K'dan 3K. 3K kadar mesafede. Apsise bakar mısınız? Eksi 5 eksi 1'den 6 birim azalmış. 2K kadar mesafede ne olur? 2 katı 2 katı şeklinde düşünürsek 4 birim azalır. 1 eksi 4'ten burayı eksi 3 buluruz. Şimdi ordinata bakın arkadaşlar. 3K kadar mesafede. Eksi 2'den 10'a gelmiş. 10 eksi eksi 2'den 12 birim artmış. 2K kadar mesafede ne olur? 4 katı 4 katı olarak düşünürsek 8 birim artar. Eksi 2'ye 8 eklediğimizde 6 gelir. Cevabımız A olur arkadaşlar. Evet değerli öğrencilerim 37. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.